Herkese yeniden merhaba, ben Mucizevi Lord. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün 5. sezonun son bölümü olan 27. bölümün analizini yapacağız. Aslında normalde bu bölüm 15 Eylül'de yayınlanacaktı. Ama durduk yere bölüm yayınlandı. Şunu söyleyebilirim ki bölüm beklentilerimi tam olarak karşıladı. Çünkü hiçbir beklentim yoktu bu bölümden. Bu bölüm diğer bütün bölümlerden çok çok sonra yayınlandığı için büyük bir ihtimal aralarında bir kalite farkı olur diyorsunuz. Ama hayır, bu bölüm tam olarak diğer bölümlerle aynı animasyon kalitesine sahip. Ama şunu da söylemeliyim ki bölüm izlemesi keyif veren ve eğlenceli bir bölüm. Şimdi ise kısa bir duyurum olacak. Hepinizin komik montajlarıyla tanıdığı ve Mucize Türkiye'nin en büyük kanallarından biri olan Fırat Mutlu YouTube'a geri dönüyor. Eskisi gibi harika komik montajlarla ve harika editlerle. Ve tabii ki de bu durumda bizim görevimiz ne olacak? Ona olabildiğince destek olmak. Ve eski kanalı gibi bu kanalını da büyük yerlere getirmek. Yorumlarda sabitlediğim linkten kanalına ulaşabilirsiniz ve harika videoların keyfini çıkarabilirsiniz. Neyse, bölümün analizine geçelim. Bölümün başında Adrien ve Marinette'i Luca'ların teknesine gelirken görüyoruz. Nino telaşlı ve Adrien'a ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şöyle ki Sen Nehri'nde çok fazla plastik atık var. Ve bizim bu 15-16 yaşındaki çocuklarımız ne yapmış? Tekneyi bildiğin elektrikli süpürge yapmışlar. Ve nehirden akan bütün plastik atıkları topluyorlar. Ama o kadar fazla plastik var ki yaptıkları sistem bozuldu. Ve üstüne üstlük Paris'te çok ucuza satılan ve herkesin alabildiği bir şey var. Şu yelpazeler. Ve bunlar da plastikten yapılıyor. Yani ulaşmaları gereken şey Paris'teki bu plastik akınını başlatan şirket. Ve şunu söyleyelim ki bu bölümde en azından iyi işlenmiş diyebileceğimiz bir şey varsa o da Edrine. Daha sonra Marinette'in ailesinin plastik ihtiyaçları bahanesiyle şirkete girmeye çalışıyorlar. Tabii şirkete girmek isterken korumalarla biraz sorun yaşıyorlar ki bu bölümün en eğlenceli sahnelerinden biriydi. Çocuklar geliyorlar, bir sunum anlatıyorlar, adam da dinliyor ve sonra ise haklısınız ama benim amacım da bu zaten diyor. İnsanların plastikleri atıp yeniden kullanması. Yani şirket için durma gibi bir planım yok dedi. Tabii ki bunun yanına gelmeden önce başkanla Gabriel Agres'le ve televizyon kanalında çalışan Nadia Şamak'la konuşmuştular. Ve bu sahnede şunu da öğrendik ki bu televizyon kanalının sahibi bu adammış. Peki ya bizim çaresiz kalan çocuklarımız ne yapıyor dersiniz? Vazgeçmek gibi bir düşünceleri yok. Bütün dünyanın tanıdığı Uğur Böceği ve Kara Kedi'ye bundan bahsetmek... Hayır. Peki Paris'teki bütün televizyon kanallarını legal olmayan bir şekilde hacklemek ve kendi sunumlarını yayınlamak mı? Evet, bu kesinlikle olur. Peki ya polisler buna bir şey diyecek mi? Hayır, demeyecek. Bir de televizyonda kaçak yayınlanan bu sunumda New York ve Şangay bölümlerindeki karakterlerimiz de var. Ardından bunların kaçak yayınına çok fazla ilgi geliyor. Ve bu yüzden de Başkan Andre de Gabriel Agres de plastiğe karşıyız diyorlar. E tabi bu adam da ne yapsın bilmiyor. Arıyor Gabriel Agres'i. Gabriel Agres de diyor ki oğlum işte yelpaze ne olacak oğlum. Zaten kış gelecek, bundan bir şey kazanamayacaksın. 2 ay az para kazansan bir şey olmaz diyor. Adam da deli oluyor tabi. Akumalanıyor ve plastik kralı oluyor. Bu arada plastik kralı ismi gerçekten çok yaratıcı bir isim ya. Bir kötü adama verilecek en iyi isim olabilir yani. Çok yaratıcı. Plastik kralı ya. Plastik kralı ya. Çok iyi ya. Daha sonra ise mükemmel ve Edrinet sahnesi izliyorduk ki kötü adamı fark ediyorlar ve dönüşüyorlar. Ardından savaşıyorlar falan filan, şanslı tılsım derken kötüyü yeniyorlar. Sonra adam ben bu plastik kirliliğini fark etmemişim, özür dilerim diyor. Adam artık ben sorunu yaratmak değil sorunu çözmek istiyorum diyor. Şimdi ne oluyor ben size kısa bir şekilde anlatayım. 7-8 tane çocuk işte toplanıyorlar, böyle bir tane video çekiyorlar ve bir tane şirketi batırıyorlar. Yani bu kadar kolaymış. Ve bölüm buraya kadardı. Eğer bölümü Türkçe altyazılı bir şekilde izlemek isterseniz açıklama kısmında verilen linkten izleyebilirsiniz. Bölüm hakkında farklı düşünceleriniz varsa eğer yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz eğer like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.